Bir zamanlar Anadolu'da... My crew and my extraordinary actors there. Thank you very much. Evet, Nuri Bilge Ceylan bu yıl 5. kez Cannes Film Festivali'ne katıldı ve 3. kez ödülle döndü. Bu kez ödülün adı Jüri Büyük Ödülü. Filmin adı ise Bir Zamanlar Anadolu'da. Pazar gecesi hepimiz nefesimizi tutup Robert De Niro başkanlığındaki jürinin kararını bekledik ve jüri başkanı Türkçe olarak filmin adını anons ettiğinde yerimizden fırladık, heyecanlandık, gururlandık. Film ekibi kırmızı halıda yürüdükten ve ödülü aldıktan sonra dün gece geç vakit Türkiye'ye döndü ve bugün de ayağının tozuyla stüdyomuza geldiler. Filmin 3 erkek başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan başta olmak üzere. Hoş geldin Yılmaz. Çok tebrikler. Başta Muhammed olmak üzere. Biz peki baştan alalım. Öbür baştan başlayalım. Muhammed Uzuner hoş geldiniz. Taner Birsel hoş geldiniz ve Zeynep Hanım. Filmde aslında başrolde başrol oyuncular arasında kadın yok ama yapımcıları bir kadın ve çok başarılı daha önceki filmlerinde. Ne başrol olacak? Yapımcı kadın yani. En başrol Zeynep'te. Zeynep Özbatır'da. Hoş geldin Zeynep. Hoş çok tebrikler. Çok teşekkürler. Şimdi izledik tabii. Smokinler çok yakışmış. Önce onu söyleyelim. Eyvallah, hakikaten. Bugünkü gazetede vardı Sabah'ta, diyor ki Kırmızı Halı'da Ceylan soğukkanlıydı. Yılmaz Erdoğan ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın heyecanı gözlerinden okunuyordu. Taner Birsel heyecanı belli etme konusunda daha temkinliydi. Ercan Kesal'sa vakurdu. Şimdi onu düzeltmek isterim. Şöyle tamam bakayım. Buyurun. Şimdi sizden dinleyin. Şimdi bize iki geçti. Tane kırmızı halı deneyimimiz oldu. Bir gün önce kendi galamızda, sonra da işte ödül töreninde. Birinci de mükemmeldik. Çünkü bir gidiyorsun, dönüyorsun, çekiyorlar. Dönüyorsun, çekiyor ve döne döne gidiyorsun. Şeyde ödül ekibimiz aldım. Şeyi tutturamadık. Biz arka grup ondan dağıldık. Yoksa heyecandan değil. Aslında bir de galaya gitmiştim. 3. kırmızı aldı. Heyecanlı değildik de. Ya ne oluyor hani arkadaşlar çekecekti. O paparaziler de bize zaten kadın yok diye kızgınlardı. Protokol çok ağır, çok katı. Ve sizden başka bu kadar erkek bir heyet yoktu galiba, yok, değil mi? Doğru, onun da yok, böyle delikanlısı her yerde bulunmaz. Bir de şöyle devam ediyor. Gala sonrası Yılmaz Erdoğan kalbini göstererek şurama bir şey oturdu. Gidip film üzerine yazı yazmak istiyorum dedi. Evet, evet. Yazdın bizim mı? Çünkü biz oyuncular filmi Cannes'da seyrettik. Daha önce hiçbir şey görmedik. Sadece dublajda küçük parçaları dublaj yaptık. Bu alışılık bir şey midir? Yani oyuncuya hani göstermesi... Yok, ben komşulara bile gösteririm ya. Yok, alışılık bir şey değildir. Hocamızın yönetmeni... Nuri Bilge Ceylan'ın yöntemi bu. Özel bir nedeni var mı? Bitmiş, her şey tamamlanmış olarak. Ama ben de artık bu modeli uygulama düşünüyorum çünkü çok daha güzel oluyor, çok daha heyecanlı oluyor. Nasıl buldunuz filmi bu arada? Önce onu sorayım. Ya, büyüleyici bir şey. Ya siz de ilk seyrettiniz değil mi? Orada evet, herkesle orada. Birlikte seyrettiniz. 2 yıl bekledik izlemek için. Peki ama çekimler sırasında ki çok sancılı olduğunu hep duyuyoruz. Son derece soğuk ve zorlu koşullar altında. Çekim şartları ve coğrafya çok zorladı hakikaten yani bizi. Bizim performanslarımız değil ama bizi bayağı zorladı. Hatta belki de kışkırttı bizim performansı. Ama hep ya bunun sonunda kırmızı halı var ve ödüle gidiyoruz duygusu var mıydı? Öyle bir mizah vardı. Mizah vardı. Hani Nuri'yle oynuyoruz herhalde kana gideriz mizah vardı ama... ...hani nerede bir sıkıntı olsa oğlum kana gideceğiz. Kendinize bir çekim düzen verin falan. Peki yani baştan biliniyor mu Zeynep? Hani kana gideriz bu espri gerçek yani değil mi bir yerde? Yani şimdi bu espri bu nasıl aslında oluyor? Bir beklenti. Yani Nuri Bilge Ceylan'ın daha önce kazanmış olduğu ödüller... ...tabii ki oyuncularda hani bir sonraki filmde de bu olur mu gibi bir beklenti var ama... ...buradan bunu söylemek durumundayım ki kesinlikle kana gitmek öyle bizim dilimizde kana gideriz gibi kolay bir şey değil. 1700-1800 filmin arasından 20 filme geçiyorsunuz ki kaldı ki biz bu yıl normalde biz filmimizi gönderip daha erken haberdar oluyorduk. Biz de basın toplantısında öğrendik. Yani kanı yaptı basın toplantısından birkaç saat önce diyeyim. Tam o saatlerde. Ödülü ne zaman öğrendiniz? Ödülü aslında galada öğrendik ama şöyle bir durum var. Önceden biliyordunuz yani. Ama galada öğrendik ama davet edilirseniz bir şey var anlamına geliyormuş gibi bir durum var. Bir duygusu oluyor. Törene katılın. Katılın yani. Orada yuhu. Ama tam da şey de vermiyorlar çünkü. Ne aldığını varsa. Bunu da belirteyim, daha önce böyle katılın dedikleri Bashir Vals filminin yönetmeni sonuna kadar beklemiş ve son an bir değişiklik olmuş ve hiçbir ödül çıkmamış. Bana kendisi anlattı. O yüzden biliyorum yani
Katıl demeleri de bir şey ama bir heyecanlı bir duyguyla gittik açıkçası. İşte son 3 ödüle kadar isminiz açıklanmayınca ufak ufak işte o... Kalp krizi oldu başlamıştı. Hepimiz bir her ödül açıklanınca birbirimize bakıyoruz. Evet. Lan senaryo da gitti falan. Peki Altın Palmiye aslında hak ettiği gibi eleştiriler var bugün. Evet, ben de okudum onları. Ben baştan beri Altın Palmiye diyordum ve bu bir oyuncunun hani sempatik bir şeyi değildi. Çünkü festivalde izleyebildiğim kadar film de izledim. Gerçekten farklı filmler. Hani bizim filmin kimyasıyla çok farklı filmlerdi. Ama sonuçta tabii öyle tartışmalar var, her zaman da olur ama Grand Prix de az bir ödül değil yani. Çok büyük önemli bir ödül zaten. Çok çok orada bir denge yaptıklarını düşünüyorum. Bizim baştan beri aslında bir tek stresimiz vardı. Filmin son gün, son gala olması. Evet. Şimdi işte zaten ekipte de herkes jürilik yaptı. O bir dezavantaj mıdır? Yani ben hep şunu söyledim. Eğer jüri filmi beğenirse avantaj. Beğenirse zaten fark etmez. Ama çok yorulmuş, 19 tane, 20 tane film seyretmiş, tartışmış, 20 gün, 10 gündür tartışan bir ekibin... kafası böyle daha taze bir şekilde girerler mi, nasıl olur diye bir kaygımız oluştu doğrusu. Hep o tartışıldı yani, bu bir avantaj mıdır, dezavantaj mıdır? Bir de aslında Nuri Bilge de bir yerde bunu söyledik. Nuri Bilge'nin filmleri seyrettikten sonra içeride daha genleşen yani o fotoğraflar... Biraz sindirme, demleme isteyen. Birkaç gün daha olsaydı belki... Ama Altın Palmiye olurdu. Benim gördüğüm oradaki kamuoyunun Altın Palmiye'yi bize verdiler. Yani şeyde de öyleydi, jürilerinin yemekte de en çok ilgi Taner'le Muhammed'e gösterildi. Film izlendikten sonra bütün orada bahis meseleleri falan var kanda. Kumara bahislerde. Girdiniz mi bahislere? Yani hemen film izlendikten hemen sonra bütün eleştiriler değişti. Borsa endeksi gibi. Peki Amerikalı olması jürinin ağırlığının falan öyle rol oynuyor falan gibi laflar oluyor. Doğru mudur? Ya, her jüriden sonra böyle laflar çıkar aslında. Yani ben jürilerde de bulunmuş biri olarak o an artık belli noktada olur ki jürinin bir kısmı çok o karara katılır, kimisi katılmaz. Yani bu böyleymiş, öyle diyeceğiz. Tam tersi aslında, yani sonucun tam tersi olduğunu biz işte ödül töreninden sonraki yemekte bütün yarışmacı ekipler ve jüri de yan masadaydı. Evet ya, Robert De Niro yan masadaydı. Şu anda ben onu... Konuştunuz mu yani jüri üyeleriyle bir muhabbet konuştuk oldu tabii ki. Aslında onlar önce bizde, yani biz oraya oturduk. Baktım jüri masasından bizi kesiyorlar. Normalde biz onları kesiyoruz. Ben Robert De Niro'ya bakıyorum, Uma Thurman'a bakıyoruz falan. Onlar da bize... Yani jüri beğendiği filme sempatisini gösterir. Bir diyalog şansı olmadı ama. Gittik tabii. Ha, konuştuk. Masalı konuştuk biraz daha ağır. Şey çok coşkuluydu. Gerçekten de buradan da teşekkür ederiz kendisine. Jude Law. Jude Law. Jude Law. Jude Law. Jude Law. John Spurner'ın senin de zaten seyrettiğini biliyorum. Hi Jude. Ama gerçekten çok John'dan hepimize sarıldı yani, kalabalığız da çok coşkulu bir reaksiyon verdi. Nuri Bilge Ceylan'ın bütün filmlerini takip ettiğini ve bir gün onunla çalışmak istediğini söyledi. İşte, yani tersi işte. Uma Thurman'ın festival ve sanat odaklı filmlere aşık olduğu ve o filmleri izlediğini duyduk. Yani Amerikalılardan daha tam beklediğimizin tersine... Evet, biz onları anlamışız. Tuhaf, evet, yanlış biliyormuşuz. Bir de ilgi var mı peki o konuşmalardan? Hani biz filmler için bundan sonra... Açmıyoruz. Ben Robert bunları açmıyorum. Robert Dönür, gel beraber gidelim. Eve gideyim ya. Bu peki erkek filmi falan diye şeyler çıktı, öyle mi gerçekten? Hani kadın olmaması erkek filmi yapar mı film yani, bilmiyorum. Ama kadın olmaması gerektiği için değil de aslında... Koşullar öyle. Koşullar öyle, hikaye öyle. Aslında bir de şu da var yani. Filmin bir sahnesinde kadın var ve o işte zaten önemli, bu... nasıl diyeyim? Bence yetiyor. Yani anlatım yani, dilini tamamlaması açısından ki bu önermeyle kondu, filme kondu çok açık. Yani seyredenler mevzuyu anlayacaklar. Zeynep, ne yakaladı sence Nuri Bilge ki artık her yıl biz artık birincilik bekliyoruz. Bundan sonra o standardı düşürmek de zor ama evet. Bir evrensel dil mi yakalandı? Nedir burada başarısı? Açıkçası ben uzun yani bir 15 beni yakaladı diyeceksin. Ben orada gidiyorum her sene uğraşıyorum. 15 yok. Nuri Bilge Ceylan 90'lı yılların ortasında önce kısa filmiyle gitti zaten. Ondan sonra uzaktan itibaren zaten her yaptığı filmle Cannes'daydı. Sanıyorum zaten ilk filminden itibaren dikkat çeken ve takip edilen birisi oldu. Anlatım dili, sinemaya olan yaklaşımı, sanatsal bakışı çok sevildi bütün dünyada. Ve artık dünyada çok takip edilen, yani sana şunu söyleyebilirim ki... ben Cannes'da arkadaşlar biliyor çok yoğun bir ele gala son gün olunca... yabancıların davetiye isteyenler, yani galaya katılmak isteyenler ve ben böyle bazı yerlerde
tamam buyurun dediğimde sevinç çığlıklarıyla ağlayanları gördüm davetiye aldığında. Yani o kadar tanınan ve bilinen bir yönetmen. Ne zaman izleyeceğiz biz? Tahmin ediyorum sonbahar, yeni sezonda. Biz daha yeni izledik, düşünün. Bize sıra gelene kadar. Biz daha üç gün önce izledik yani, dur da. Sen de bir dört sene beklemek şey ama sizi yani o kadar oynadıktan sonra seyretmek nasıl bir şey? Yani o kadar zorluk çektiniz, soğuklarla mücadele vesaire. Onun sonunda perdede gördüğünüz şey şaşırttı mı sizi? Ya büyük bir ödül. Aslında biz ödülü gala gecesi, yani filmimizin gösterildiği gece ödülümüzü almıştık aslında. Bunu da çok da konuştuk. Bunu perdede de görünce mi? Yani ortaya çıkan eseri görünce. Sonunda... O kadar soğuğa değmiş. Değmiş çünkü bütün o salon, yani festival devasa salonu ayağa kalkmış, bizi alkışlıyordu. Kendini çok değerli hissettiriyor. Oradaki atmosfer hakikaten çok büyüleyici. İnsanı hatta çıldırtabilir ve baştan çıkarabilir. Çok soğuktan da olabilir. Ansiklopedik film diyorum yani. Biz hep gideriz, o kalır. Öyle bir film oldu. Zaman geçtikçe o daha da konuşulacağını düşünüyorum. Ustrika ile konuştun mu? Ya konuştum. Şey yaptı mı? Sistemi oldu mu Türkiye'ye ilişkin? Ama vücut dilinde vardı sanki. Biz ya. Yani vücut bizim aslında vardı. Bizim gidişimizde karısı de daha... yani kafana takma böyle şeyleri. Burası yani, Türkiye olur böyle. Çingenler zamanı unutulacak bir şey değil. Sen unutulacak bir yönetmen değilsin. Biçimde bir şeyimiz oldu o yemekten. Kısaca şu Nuri Bilge ile çalışmak, daha önce film yönetmiş bir insan olarak hem yönetip hem oynuyordun, onun herhalde şeyi vardı, ekstra bir yükü. Bu sefer oyunculuğun tadını çıkarmak nasıl oldu? Yani zaten işte şimdi başınızda böyle bir yönetmen varsa benim de derdim hep şeydi, ben oyunculardan ne bekliyorsam ben de aynısını yaptım aslında. Mümkün olduğu kadar iyi ve hızlı almayıp onun işini kolaylaştırmak üzerineydi. Ve doğrusu Nuri arkadaşım da filmlerini görmüştüm ama sette hiç nasıl olduğunu bilmiyordum ve çok da merak ediyordum. Yani kuyumcu diye tarif ettim onu ve bunda ısrarlıyım çünkü çok güzel arayan ve hiç ilk bulduğunda tatmin olmayan, sonuna kadar zorlayan bir yönetmendi. Mesela ben de o setten söyledim ki ben de daha çok çekeceğim. Ben 3, 4, 5, 6. tekrarda tamamdır falan gibi bir... Bundan sonra ben oyuncu etten yandım. Meğer hızlıymış. biraz merakla daha. Tabii Gobadi ile filmi bekliyoruz. Orada ne gelecek? O nasıl? Değil mi? Asıl büyük heyecan orada neyse. Buraya karıştırmıyorum. Yok valla yani bu, bundan büyük heyecan olur mu onu da bilmiyorum ama inşallah bu yolda devam ederiz. İnşallah onu da kanda izleriz, başarıları görürüz. Çok teşekkür ederiz. Hakikaten teşekkür büyük ki zevk, onur bizim için sizleri ağırlamak. Ben bir teşekkür etmek istiyorum. Hiçbir yerde adını söyleyemedik. Film çektiğimiz yöreye, Hasan Dede'ye, Demotel'e, Keskin'e, orada bütün dostlara çok teşekkür ediyoruz. Bu film onların filmidir yani aynı zamanda. Evet, hakikaten onların da böylece adını almış olduk. Çok çok teşekkürler tekrar. Tebrik ediyoruz. Gerçekten gururlandırdınız bizi. Nuri Bilge Ceylan'a da burada selamlar ve başarılı dileklerimizi yollayalım. Bundan sonraki kanlar içinde beklentilerimiz daha yükseğe çıktı. Burada noktalıyoruz canlı ana haberi. Yarın 8'de yeniden görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar. Hoşçakalın.